Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde, Anıtkabir'le, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile aynı sınırlar içinde olan genel merkezimizde sizi ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Kasım ayında sizin parti kongrenize tarafınızdan davet edilmiştim ve orada bir konuşma yapmıştım. Ayrıca hem sizle hem kıymetli Şansölye Olaf Scholz'la yaptığımız birebir görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek için partilerimizin de ilişkilerini iyi bir noktaya getirmenin önemine vurgu yapmıştık. Bugün de o kongredeki ortak kararımız gereğince başlayan ikili ilişkiler, geliştirilen ikili ilişkiler doğrultusunda SPD ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir siyasi işbirliği protokolü imzaladık. Almanya ve Almanya'nın iktidar partisi SPD ile köklü ilişkilerimiz var. Dostum Lars ile biraz önce imzaladığımız mütabakat metni sadece partilerimiz arasında işbirliği alanlarını genişletmiyor. Aynı zamanda çok yakın bağları olan iki ülkenin ve halklarımızın faydasına olacak yeni olanaklar da sunuyor. Gecikmiş ve doğru bir adımı biraz önce birlikte attık. Bizler Avrupa'nın en eski ve en köklü siyasi partileri olmakla birlikte aynı dünya görüşüne sahip olan kardeş partileriz. Öncelikle imzaladığımız metnin bir siyasi işbirliği mütabakatı olduğunu vurgulamak isterim. Burada belli başlı bazı başlıklar sınırlanırken derinlemesine çalışma alanları prensiplerin geliştirilmesi için bir zemin yaratmaktadır. Dolayısıyla burada yazılanlar sınırlarımızı değil ufkumuzun genişliğini tarif etmektedir. Bir mutabakat metniyle partimin ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusundaki kararlılığı ve bu kararlılığa SPD'nin desteği de vurgulanmaktadır. Sayın Genel Başkan az önce de ifade etmişti. Son yıllarda benim de çok acı olarak hissettiğim Türkiye ve Avrupa Birliği olan ilişkilerde birbirinden uzaklaşılmasıdır. Esasen CHP'nin Avrupa'ya ve Batı'ya yönelik olan ve Avrupa Birliği değerlerine vermiş olduğu önemin tekrar geliştirilebilir hale getirilmesine yine işbirliği mutabakatımızda da önem vererek bir başlık altında topladık. Bunlar bizim önemsediğimiz 3 maddeydi ve bunların hepsi bizim işbirliğimizi, fikir alışverişini gerçekleştirebilmemiz için bir zemin sağlıyor. Bu metin sadece kağıda basılmış bir niyet mektubu, niyet beyanı değil. İki parti, iki ülke, iki halk ve tüm Avrupa'nın faydasına birçok girişimin ilk adımını teşkil edecek önemli bir adımdır. Sizin şahsınızda tüm heyetinize teşekkür ederim.